Evet Tolga hocam, endometriyozden birkaç soru soracağım şimdi size. Endometriyoziz çok popüler bir tanı haline gelmeye başladı artık. Halk arasında hemen hemen herkes bunda aşina oldu kulağa. Öncelikle nedir? Hani endometriyoziz tanım olarak nedir? Bunu öğrenebilir misiniz? Şimdi endometriyoziz hem tanım olarak, hem tanı, hem tedavi olarak çok karışık bir hastalıktır. Biz hekimler için de hala gizemini birçok yönde koruyan bir hastalıktır. Özetle anlatmak gerekirse endometriyoziz aslında rahim iç zarına, yani her adette dökülen rahim tabakasının, gebelikte bebeğe ev sahipliği yapan rahim tabakasının, ki biz buna endometrium diyoruz, uterusun dışında olma durumudur. Yani uterusun sadece ve sadece içinde olması gereken endometriyal hücrelerin rahimin dışında herhangi bir yerde olması durumuna endometriyoz denir. En sık karın içi boşluktur. Ama bunun dışında vücudun birçok yerinde görülebilir. Çok ekstrem yerlerde de tarif edilmiştir. Ama onlara çok girmeyeceğim. Bizi esas ilgilendiren kısmı batın içinde olması. Dolayısıyla bu hücreler hormonlara cevap veren hücreler. Nasıl adet döngüsünde hormonlara cevap vererek adet döneminde kanama yapıyor bu hücreler. Aynı şekilde eğer rahmin dışında yerleşen hücreler de kanıyor. Dolayısıyla her adet döneminde batın içerisinde bir kanama oluyor. Bu bir inflamasyona, yani yangı yanıtına sebep oluyor. Ve bu uzun dönemde yapışıklıklarla birlikte bazen infertilite, yani kısırlık şeklinde kendini gösterebiliyor. Bazen ağrı şeklinde kendini gösterebiliyor. Bazen de hiçbir belirti vermeden, çok şiddetli olmasına rağmen hiçbir belirti vermeden kadında bulunabiliyor. Biz buna endometriyoziz diyoruz. Peki niye oluşuyor? Bu hücreler niye olmaması gereken bir yere gidiyor aslında? Kimlerde gidiyor ya da diğer? Bunun cevabını bilmiyoruz. Birçok teorimiz var. Regurgitasyon teorisi, yani rahim içerisindeki hücrelerin tüpler aracılığıyla geri akımla batına dökülmesini iddia edenler var. Metaplezi teorisi var. Ama bu teorilerin hiçbiri tek başına hastalığı açıklayamıyor. Dolayısıyla biz bunun tam olarak sebebini henüz bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var ki oldukça sık. Ne kadar sık olduğunu da bilmiyoruz. Çünkü dediğim gibi endometriyozizin kesin tanısını koymak için herkese laparoskopi yapmak gerekiyor. Böyle bir şey söz konusu olamayacağı için biz sadece bize bir takım şikayetlerle gelen hastalarda endometriyozizi tanıyoruz. Aslında endometriyozizin muhtemelen tahminimizden de daha sık bir durum. Kimde ne kadar endometriyoz olduğunu bilmenin bize bir faydası yok. Biz endometriyozin zarar verdiği hastaları hedef alıyoruz. Bu zarar ne olabilir? Dediğim gibi infertilite, yani kısırlık yapabilir. Her adet döneminde ve adet aralarında ciddi ağrı yapabilir. Bazen cinsel ilişki sırasında ağrı yapabilir ki biz buna derin infiltratif endometriyoziz diyoruz. Hatta daha da ağır vakalarda bağırsağın içine kadar endometriyotik nodüller varsa invazi olarak büyük adres sırasında sıkıntılara bile sebep olabilir. Dolayısıyla bizim hedefimiz bunlar. Yani sebebini bilmiyoruz ama sonuçlarını iyi biliyoruz. Peki nasıl tanı koyacağız? Yani endometriyozise nasıl sizde endometriyoziz var ya da yok diyebiliriz bir hastaya? Endometriyozizden öncelikle klinik olarak şüpheleniyoruz. Muayenemiz sırasında bir takım bulgularımız olabilir. Eğer endometriyoziz hastalığı yumurtalıkta yerleşerek bir kist oluşturmuşsa, ki buna biz endometriyom ya da halk arasında çok iyi bilinen adıyla çikolata kisti diyoruz. Çikolata kisti oluşmuşsa bunu ultrasonografide tanımak oldukça kolay. Ama kesin tanı patolojiyle konur ve patoloji içinde kesin tanı için mutlaka bir cerrahi gerekir. Günümüzde artık bunun için gold standart cerrahi laparoskopik cerrahi. Endometriyozin peki belirtilerini şöyle bir toparlarsak ne diyebiliriz? Hani kısaca endometriyoziz hastalarında şu belirtiler olur diye böyle birkaç tane saysak. Endometriyozin dediğim gibi ağırlığıyla belirtilerin derecesi uyumlu olmayabilir. Ama en sık bize başvuru semptomu adet sırasında ya da adetlerden hemen sonra öncesinde ağrıdır. Tabii ki bu demek değildir ki her adet sırasında ağrısı olan endometriyoz var. Böyle bir şey yok. Ama bize en sık başvuru ağrı şikayeti. Bunun dışında hiçbir ağrısı olmadığı halde sadece ve sadece çocuk sahibi olamamaktan dolayı bize başvuran hastalarda
endometriyozis saptayabiliyoruz. Biraz önce de söylediğim gibi daha ekstrem vakalarda cinsel ilişki sırasında ağrı, büyük abdes yaparken, dışkılama yaparken ağrı gibi semptomlarla hasta gelebilir. Ama birçok durumda da tamamen farklı bir durumdan yaptığımız bir ameliyat sırasında endometriyozise rastlayabiliyoruz ve bu hastanın hiçbir şikayeti olmayabiliyor. Hatta bir sürü çocuğu bile olabiliyor. Dolayısıyla şu belirtiler olur diye bir şey diyemeyiz ama en sık infertilite ağrı diyebiliriz. Devamlı böyle şikayetleri sınıflandırıyoruz. Peki, madem bu hücreler dışarıda olmaması gereken yere yerleşen hücreler, hormona duyarlı hücreler böyle demiştiniz. Peki bu kişilerin hani sık sık sorduğu şey, gebe kalsam acaba endometriyozisin tedavi olur mu? Buradaki hormonal değişiklik bunu tedavi eder mi? Buna ne diyebiliriz? Yani böyle bir beklentimiz yok. Tabii ki eğer endometriyomalı bir hasta gebe kalırsa bu gebeliğin normal devam etmesini bekleriz. Ama gebeliğin endometriyozis hastalığına çok fazla bir yararını beklemeyeceğiz tabii. Yani daha doğrusu teorik olarak tabii olabilir. Çünkü gebelikte progesteron hormonu yüksek ve progesteron hormonu endometriyozisin tedavisi için aslında bizim verdiğimiz hormon. Ama bu demek değildir ki bu hastalık geçsin diye sen gebe kal denmez. Peki gebe kalmaya engel mi? Gebe kalmaya engel olabilir. Her zaman değil. Her zaman değil ama kesinlikle olabilir. Bunun birçok faktörü var. Bir endometriyozis hastalığı demin dediğim gibi her adet döneminde bir çeşit iç kanamaya sebep oluyor aslında ve bu inflamasyona sebep oluyor. Ve bu da uzun dönemde yapışıklıklar neden oluyor. Bu yapışıklıklardan dolayı tüplerde tıkanıklık olabilir. Bu bir gebelik önleyici faktör olarak karşımıza çıkabilir bir. İkincisi yumurtalıklarda çikolata kisti oluştuğunda orada bir yer kaplayan lezyon oluşuyor ve bu hem yumurtalık rezervlerine zarar verebiliyor hem de orada duran o kistin içerisindeki bir takım toksik maddeler gebelik oluşmasında yani implantasyonda sıkıntılara yol açabilir. Dolayısıyla birçok mekanizma yol açabilir. Evet, endometriyozis bizim bildiğimiz infertilite sebeplerinden bir tanesidir. Peki bu endometriyozis sonuçta anormal bir yayılımdan bahsedersek bir çeşit kanser türüdür, kötü gidişli bir hastalıktır diyebilir miyiz? Yoksa bu farklı bir şey. Endometriyozis kesinlikle kanser değildir. Ama kanserle ilişkili olabilir. Yani endometriyozis zemininde neyse ki çok sık değil ama yok denince kadar az da değil. Kanser gelişebilir. Dolayısıyla özellikle endometrioma tanısıyla cerrahi değil de takip tercih ettiğimiz hastalarda bu riski mutlaka aklımızın bir ucuna tutmalıyız ve bu hastalarımızı takip ederken özellikle ultrasonografik görüntülerindeki değişiklikleri mutlaka ciddiye almalıyız. Peki endometriyozisi nasıl tedavi edeceğiz? Endometriyozisin kesin bir tedavisi var mı? İlaç mı yoksa başka yöntemler mi? Endometriyozisin kesin bir tedavisi yok. Hasta menopoza girdiği zaman endometriyozisi de tabii doğal olarak çünkü hormona bağımlı bir hastalık olduğu için ortadan kalkıyor ama kesin bir tedavisi yok. Tek cümleyle şunu söyleyebiliriz. Endometriyozis hastada ne şikayete yol açıyorsa onun çözümüdür tedavi. Ağrı yapıyorsa ağrı kesici. Mesela bir endometriyozis tedavisidir. Sadece ağrısı varsa hastanın. Kısırlık yok. Başka bir sıkıntı yok. Sadece ve sadece ağrısı var ve bu ağrı kesiciye cevap veriyorsa çok basit bir ağrı kesici bizim tedavimizdir. Ama her zaman böyle olmuyor tabii. İnfertiliteye sebep olmuşsa ve infertilitenin sebebinin bu olduğunu düşünüyorsak mutlaka ona yönelik tedavi etmemiz gerekiyor. Biraz önce dediğim gibi farklı şikayetler, örneğin cinsel ilişki sırasında çok ciddi ağrıya sebebiyet veren endometriyotik nodülleri varsa bunun mutlaka cerrahi olarak çıkarılması gerekiyor gibi. Peki endometriyozisin genetik geçişi var mı halde? Annesinde örneğin bir kişinin endometriyozis varsa ya da yakın akrabalarında kendisinde de endometriyozis gelişmesi ihtimali topluma göre daha yüksektir gibi de aynıdır diyebilirim. Yani hemen hemen tüm hastalıklarda olduğu gibi elbette bunda da bir eğilim vardır ama öyle bir kural yok. Ailede varsa tabii kendisinde olma ihtimali daha fazladır ama birçok hastamızda ailede öyle bir öykü olmamasına rağmen endometriyozise rastlayabiliyoruz. Peki endometriyomas ya da çikolata kisti saptandığı bir kadında bu durumda bunu nasıl tedavi edeceğiz? İlaçla mı, ameliyat mı olması lazım hepsinin? Demin de dediğim gibi tamamen kişiye bağlı. Yani endometriyomanın tedavisi şudur diyebileceğim bir durum yok.
Boyutuna göre bir şey değişiyor böyle. Birçok faktör, sadece boyut değil. Yani bir defa endometriyomaların ilaçla küçültülüp yok edilmesi gibi bir hedef yok. İlaçla bu yok edilmez. Bizim amacımız hastada ne şikayette yol açıyor? Bu. Bir de kanser olma olasılığı. Bu iki olasılığa göre, bu iki faktöre göre tedavimizi belirliyoruz. Burada tabii boyut da önemli ama tek başına boyut değil. Örneğin bazı kaynaklarda 5 santim, eskiden 3-4 santim diyen vardı. Boyut tek başına etkili değil. Hastanın şikayeti ne? Bir. Hastanın beklentisi ne? İki. Hasta o anda gebelik istiyor mu mesela? Bu çok önemli bir soru. Bunun dışında ultrasonografik belirteçlerde bu endometriyom olduğu çok bariz mi, yoksa alttan başka bir hastalık çıkabilir mi? Örneğin bir kanser beklentisi de var mı? Hastanın tümör markerları ne durumda? Hasta daha önce ameliyat oldu mu? Bu çok önemli bir soru. Hasta daha önce ameliyat olmuş, endometriyom atanası konmuş bir hastaysa ve gebelik de beklentisi varsa, bu hastayı tekrar tekrar ameliyat etmek yarardan çok zarar getirebilir. Tabii ki bazı durumlarda tekrarlayan ameliyatlara ihtiyacımız olabiliyor ama bu sefer iki defa değil, üç defa düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla endometriyoma tıptaki hastalık yoktur, hasta vardır cümlesini tam karşılayabilir durumdur. Tamamen kişiye göre tedaviyi değiştirmek gerekir. Aynı özelliklerde iki tane hasta karşımıza oturabilir. Birine ameliyat önerebilirsiniz, birine önermeyebilirsiniz. Yani gebelik isteyip istememesi aslında çok büyük bir şey. Kriter hastanın, endometriyozisi olan bir hastanın. Gebelik istiyor istemiyor ya da ağrısı var yok. Bu iki şeye göre aslında tedavi belirliyorsunuz. Bazen ameliyat yaparken açık, bazen kapalı ameliyatlar yapılıyor. Siz hangisini tercih ediyorsunuz? Avantajı var mıdır örneğin kapalı ameliyatın, açık ameliyata göre? Yani tabii laparoskopik cerrahi, yani kapalı ameliyat yöntemi neredeyse tüm ameliyatlarda hayatımıza girmiş bir yöntem artık. Hastaya göre değişir elbette. Ama endometriyoma özelinde konuşacaksak ya da endometriyozis hastalığı için konuşacaksak, mümkün olan her durumda laparoskopik tercih etmek lazım. Yani laparoskopik cerrahinin hem hastaya çok büyük katkıları var. Sadece çabuk iyileşme, çabuk eve gitmek olarak değil. Laparoskopide kamera kullanıyoruz. Kullandığımız optik sistemler sayesinde dokuları çok daha büyük büyütmeyle görebiliyoruz. Ve dolayısıyla daha az yumurtalık hasarı vererek o kisti çıkarmak mümkün olabilir. Kanamaları daha kontrollü, kontrol altına alabiliriz. Ayrıca çok çok önemli, ameliyat sonrası yapışıklık riski laparoskopide açık cerrahiye göre daha azdır. Dolayısıyla mümkünse, tabii ki hastadan hastaya değişir, böyle bir kural yok, illaki yapılmalıdır diye bir şey, ama mümkün olan bütün durumlarda laparoskopik cerrahi tercih etmek gerekir endometriyozis hastalığında.